Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin Festival Başkanı Profesör Doktor Adem Sözer'le birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. 13. kez festivali gerçekleştiriyorsunuz. Bu yılki festivalin konusu ifade özgürlüğü. İfade özgürlüğü ile ilgili panellerde neler konuşulacak, hangi üst başlıklar yer alacak? Bize biraz bilgi verir misiniz? Evet, her seneki gibi bir film programımız var. Film programındaki filmlerin konusu hepsininki adalet. Bir de onun yanı sıra başka bir konumuz oluyor akademik programda. O da bu yıl ifade özgürlüğü. İfade özgürlüğü dediğimiz zaman biz tabii daha ziyade kendi ülkemizdeki basın özgürlüğünün sınırlamalarına, eleştiri hakkı nedeniyle çeşitli tutuklama, gözaltına alma veya mahkum olma gibi haksız kararlara gözümüz hep orada. Fakat aslında gözümüzü çevireceğimiz başka yerler de var. Bu sene hem kendi ülkemizdeki ifade özgürlüğüyle ilgili sınırlamaları anlatacağız. Ancak bunların evrensel çapta sorunlarına da bakacağız. Bir örnek vereyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını bazı Batı ülkeleri ifade özgürlüğüdür diye serbest bıraktı. Halbuki biz biliyoruz ki tarihten de geçmişte Nazi döneminde önce kitaplar yakıldı. Daha sonra bu kitapları okuyanlar, yazanlar yakıldı. O yüzden bu tür nefret söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilmemesi lazım. Peki nefret söylemi sadece bu şekilde olmaz. Özellikle dijital ortamda da nefret söyleminin çok etkin bir şekilde yayıldığını görüyoruz. Ve bu nefret söyleminin çocuklarla ilgili boyutları da var. Bu bağlamda çocuklarımızı nasıl koruyacağız? O konu üzerinde de duracağız. En önemli noktalardan biri Türkiye'de de yurt dışında bir yargılama olurken insanların henüz daha kesin olarak mahkum olmadan suçlu olarak damgalanmaları. Bu yüzden biz yargılama sürecinde insanlara yönelik linç kampanyalarının yapılmasının lekelenmeme hakkı ve diğer konuları nasıl ihlal ettiğini göreceğiz. Tabii şu anda en önemli örneklerden biri Fazıl Say'a getirilen konser yasağı. Şimdi bu konser yasağı Avrupa'nın bir ülkesinde getirildi. Niye? Fazıl Say Gazze'de bombardıman altındaki insanların, katledilen insanların bu trajedisini dile getirdi. Hiçbir zaman için şiddeti övücü bir şey de söylemedi. Gayet masum bir şey söyledi. Ama bu bile onun konserinin yasaklanmasına neden oldu. Burada da Batı ülkelerinde Filistin konusunda Gazze'deki insanlığa karşı suçlarla ilgili olarak çok ciddi sınırlamalar getirildiğini, yani bu sorunun bu şekilde ana akım medyalarda yer almaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla ifade özgürlüğü gördüğünüz gibi sadece Türkiye'de değil, belli konular olunca dünyada da büyük sorun. İşte bu çifte standardı da konuşacağız. Yani ifade özgürlüğü sadece belli ülkeler için yerine getirilmesi için bir görev değil. Her ülke için yerine getirilmesi gereken bir görev, bir yükümlülük bütün devletler için. Çünkü insan olmanın gereği düşünmek. Ama bu düşünmek sadece kafamızın içinde kalırsa bir anlamı yok. Bunu ifade etmeliyiz. Bunu nasıl ifade edeceğiz? Yani her anki bir şekilde olabilir. Yazı yazarak, roman yazarak, şiir yazarak, bir müzik yoluyla, resim çizerek birçok şekilde ifade edebiliriz. Peki burada şimdi ifade özgürlüğü, ifadenin neye hizmet ettiği ve hangi güç odaklarına destekleyip desteklemediğine bakılarak sınırlanmış mı oluyor dünya geneline baktığımız zaman? Şu anda aslında ifade özgürlüğünü güvence altına alan birçok uluslararası sözleşmeler var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi. Bizim mahkememiz var, Anayasa Mahkemesi. Bunları o güç odaklarına karşı güvence altına alıyorlar. Ama biz ne Anayasa Mahkememizin kararlarını uyguluyoruz, ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını dinliyoruz. Öyle olunca da ifade özgürlüğüne ilişkin bu düzenlemeler, bu kurumlar bir anlamda anlamını yitiriyorlar. İşte biz de tekrar bunu hatırlatmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dediğim gibi
Rusya'da, Ukrayna'da, Balkan ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde her yerde ifade özgürlüğüne ilişkin sorunlar var. Her yerde ve her zaman o yüzden biz herkes için adalet diyoruz. Evet. Şimdi son bir sorum olacak. Özellikle akademi panelinin açılış konuşması İonna Kucuradi'nin ifade özgürlüğü bir temel hak mıdır konuşmasıyla başlayacak. Aynı zamanda da akademik onur ödülünü alıyor. Biraz İonna Kucuradi hakkında bilgi vermeniz mümkün mü? İonna Kucuradi zaten yani Türkiye'nin en önemli felsefecilerinden biri. Şu ana kadar yaptığı bütün akademik çalışmalar ve diğer faaliyetler nedeniyle onur ödülüne layık görüldü. Ama konusu gerçekten ilginç bir başlık. Ben o başlıkta neler anlatılacağını ben de merak ediyorum. O yüzden herkesi aynı zamanda festivalimizin akademik programına davet ediyorum. Peki. Orada dinleyeceğiz kendisini. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.